Evet. Teyzeciğim ben izninizi isteyeyim. Ben sonrasında uğrarım zaten Meryem'e. Otur kızım otur. Otur. Gelir o birazdan ararım şimdi. Meryem hiç bahsediyor mu bizden? Tabii. En çok bebekten. Bebek için ne kadar heyecanlandığınızdan. Öyle, öyle. Yıllarca torun hasretiyle yandım. Bir tane evladım var, Nuh'um. Babası erkenden göçtü gitti. Tek başıma büyüttüm onu. Allah'ıma çok şükür. Ölmeden evladımın çocuğunu gösterecek bana. Gözüm arkada kalmayacak. Teyzeciğim, Meryem'i arıyorsanız hiç aramayın. Şimdi tedirgin olmasın. Belki yalnız kalmak istiyordur. Şimdi annesini zaten daha yeni kaybetti. Çok seviyordu sanki. Zorla gönderdik ölüm döşeğindeki kadının yanına. Yoksa bizimkinin umru falan değildi. Açmıyor da bak. Allah. Gelin, sen mi geldin? Niye açmıyorsun? Bak, misafirim var burada. Sana iniyoruz. Teyzeciğim ben size yardımcı olayım. Yardıma gerek yok kızım. Yürürüm ben. Teyzeciğim, ben size yardım edeyim. Yok yok, yürürüm kızım ben. Tada! Oğlumun ilk fotoğrafları. Nasıl? Çok güzel. Çok fotojenik değil mi? Çok yakışıklı olacak belli. Meryem, benim şimdi çok işim var. Duşa girip çalışmam lazım. Bunlar sana emanet. Artık göster ne göstereceksen canım. Anne tamam kızma. Hem sen tansiyon ilacını aldın mı çünkü görünce bayılacaksın. Ya Allah'ım ya Rabbim. Ne oluyor Meryem? Tada! Oğlumun ilk fotoğrafı. Nasıl? Çok fotojenik değil mi? Allah'ım! Torunum mu benim? Ver bakayım. Ver, ver, ver. Bismillahirrahmanirrahim. Torunum mu şimdi bu benim? Allah'ıma şükürler olsun ya Rabbim. Defne Hanım hoş geldiniz. Bu ne güzel sürpriz. Nihayet. Duymuyor musun? Tuvaletteydim sıkışmışım. Hoş geldiniz. Maşallah. Evin haline de bak. Kusura bakmayın ben alayım zahmet etmişsiniz. Sağ olun buyurun. Evin dağınıklığına kusuruna bakmayın artık. Estağfurullah. Buyurun buyurun. Buyurun şöyle geçin. Meryem'cim tekrar başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun.
Çalışmaktan kendi evini çekip çevirecek vakti olmuyor tabii. Karnı burnunda çalışmak da zaten nasıl bir şeyse. Annem sağ olsun hamile kaldığımdan beri böyle üstüme titriyor. Anne. Dün gittim ya da pazarına biliyorsun işlerim aksadı. Yoksa zaten idare ediyorum her şeyi. Mutfak içeride değil mi? Hiç zahmet etmeyin, ben onu alayım. Hem kahve de yaparım, ikimiz de baş başa içeriz. Gelin. Daha yeni geldim. Üstünüze mi oturacağım sanki? Bir kahve içeyim, sonra giderim. Teyzeciğim, yanlış anlamazsanız ben Meryem'le özel bir şey konuşacağım. Aman, iyi. Ben de çok meraklıydım zaten sizinle sohbet etmeye. Görüşürüz anneciğim. Teşekkür ederim. Siz olmasaydınız kaldıramayacaktı. Rica ederim. Siz rahatınıza bakın, ben hemen geliyorum, tamam? Yardım edeyim mi sana? Yok Defne Hanım, Allah aşkınıza geçin oturun, ben hallederim şimdi. Olsun, yardım etseydim sana. Olur mu canım, elime mi yapışır? Ay Meryem, suya tut. Buzdolabını buz var mı? İyiyim ben Defne Hanım, yok bir şeyim. Ben rahatsız ettim seni. Ben sadece seni görmek istemiştim. Kahveyi sonra içeriz, sorun değil. Estağfurullah. Defne Hanım, ama ne olur. Ne olur, siz bu dünyada bana rahatsızlık verecek en son insansınız. Bir anda geldiniz, kusura bakmayın, evde dağınık. Dün de Adapazarı'ndaydım, gün zor bir gündü. Zor bir gün geçirdim, kusura bakmayın, özür dilerim gerçekten. Meryem, tamam, sorun değil. Hiç sizi kırmak istemedim. Kayınvalidem size abuk subuk bir laf söyleyecek diye hop oturdum, hop kalktım zaten, gerildim gerçekten. Ben de kusura bakmayın, ne olur. Tamam Meryem, hiç sorun değil. Bak bebek doğunca her şey değişir. Kadıncağız da torununu kucağına almak istiyor. Sen de onu anlamaya çalış. Merak etme, her şey düzelecek. Sağ olun, çok sağ olun. Ben kendi derdime düştüm, soramadım. Doktora gitmiştiniz. Ne dedi, gün verdi mi? Önümüzdeki hafta bugün kucağıma alıyorum. Haftaya bizimle olacak. Hı hı. Ben kahveleri yapıyorum o zaman. Tamam. Evet, kıyafetimizi giyelim, sonra artık uyku vakti. Yok öyle bütün gün uyanık kalmak. Telaşlanma, anne her şeyi planladı. Bir haftamız var, daha rahat rahat yetişiriz. Önce Adapazarı'na gideceğim. Miras işleri için imzaya gidiyorum diyeceğim. Nuh'u da atlatmalıyım ama onun için de bir yol buldum. Sabri'ye de yardım edecek bana. Güzel. Güzel. Herkes orada doğurduğumu inandıracak bir planım var. Ama söylemem sır. Çok az kaldı.
Çok, çok az kaldı. Çok. Yakında. Kucağımda bebeğimle döneceğim. Çınar? Hayatım ne oldu? Ne bu suratın hali? Sen kimi arıyorsun? Sadun'u arıyorum, açmıyor. Şirkete vardım, çıkmıştı. Göremedim yani. Arıyorum, açmıyor. Mesaj atıyorum, bakmıyor. Hayır, ben anlamadım ki ne oldu. Adam bir anda yok olup gitti. Tamam, sakin ol. Görmemiştir. Meşguldür belki. O sana döner. Sen zorlamasana. Zorlama mı? Defne, nasıl zorlamayayım? Sen anlamıyorsun galiba beni. Adam daha sözleşmeye imza atmadı. Ya vazgeçerse? Biterim, biter, batarız. Çocuğumuzun geleceği söz konusu. Çınar, bir sakin olur musun? Daha öncesinde hayatımızda böyle bir adam yoktu. Öncesinde ne yapıyorsak şimdi onu yapmaya devam ederiz. Edemeyiz efendim. Adam mucize gibi girdi hayatıma, ondan sonra da pat diye çıktı. Yok ya, yok öyle ya ama. Ben bu saatten sonra böyle bir yatırımcıyı nerede bulacağım? Kimse kusura bakmasın. Ben bu fırsatı kaçıramam. Bir istiridyenin kıymetli incisini sakladığı gibi saklarım seni. Bir bahar dalının narin tomurcuklarını sakındığı gibi korurum seni. Çok derin derin, derin derin, derin derin, derinlerimde ellerin bir armağan gibi Tanrı'dan bana. Kış güneşinde altın kirpiklerin. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Yunus. Akşam misafirlerim var, ona göre hazırlık yapalım lütfen. Tamam efendim. Sadun, dünden beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Bir sorun mu var? Merak ettim seni. Bak ben şimdi şirkete geçiyorum. Yani... Müsait olduğunda konuşalım mı? Günaydın. Merak etme, ölmedim. Ya ne diyeceğim? Akşam Defne'yi de alıp bana gelseniz yemeğe. 7, 7:30. Tamam. Tamam. Bebeğim, ben seni hiç unutmadım. Hiçbir zaman da unutmayacağım. Kardeşine hep anlatacağım seni. Söz veriyorum.
Defne! Aşkım, Sadun sonunda dirildi. Az önce konuştuk. Hatta bizi yemeğe çağırıyor. Ne adam ya. 7:30 diyor, ben seni 7 gibi alırım. Uyar mı? Ne diyorsun? Ne yemeğinden bahsediyorsun sen? Sen benim emrivakilerden hoşlanmadığımı bilmiyor musun? Ben gelmiyorum, sen gidersin. Nasıl gelmiyorum ya? Defne? Adam ikimizi de çağırıyor, ne diyeyim ben şimdi? Yavrum biz bir konuyu konuştuk. Tekrar mı konuşalım? Bak, imza sürecindeyiz. Bu sürecin bizim için ne kadar önemli olduğunu ben sana anlattım. Hı? Ha yavrum? Ailemiz için. Hı. Lütfen. Tamam. Bak yalnız ben karnıburnunda insanım. Öyle uzun uzadıya oturamam. Şimdiden anlaşalım. Ya işte benim karım. Bir iki saat yemek yeriz, kalkarız. Hem adamı da kırmamış oluruz, tamam mı? Sen bana bak bakayım bir. Ne oldu? Hı? Gözlerin kızarmış, şişmiş. Ağladın mı sen? Ödem o, ödem. Tabii sen hamile olmadığın için anlayamıyorsun. Ya senin ödemini yerim. Ben erken çıkıyorum. Sadun şirkete erken gelirse orada olayım. Tamam, malum. Kritik gün. Defne, dua et benim için. Şu imzaları bir an evvel atalım. Ailemizin üzerinden şu yük bir kalksın. Tamam. Hadi. Meryem'im. Ha, gel. Ha? Hayırdır? Niye çağırdın? Sancı falan mı tuttu yoksa? Ha yok, iyiyim iyiyim, bir şeyim yok. Ablam aradı da Adapazarı'na gitmemiz lazım. Bu imzayı illa attıracaklar yani, başımın etini yediler. Ha, öyle mi? Evet, tamam, ben hemen üstümü değiştireyim. No. Ha. Üstünü başını ben halledeyim de. Acaba sen bir annene mi baksan? Çünkü biraz önce kahvaltı götürdüm. Beti benze atmıştı. Sordum, oralı olmadı. Şimdi sana kıyamaz. Git bir tansiyonunu ölç istersen, çünkü yola çıkacağız, aklımız kalmasın. Tamam tamam, bakıyorum ona ben. Tamam. Anne. 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 Anne, iyi misin? No. İyiyim. Ne oldu? Kahvaltıdan sonra bir ağırlık çöktü. Dur dur dur, tansiyonu bir. Hay Allah ya. Ruhum. Annemin tansiyonu yükselmiş valla. Değil mi? Nasıl yapsak acaba, bu halde bırakamayız? Yarın mı gitsek acaba? Yarın mı gitsek? Yarın gitsek. Ablamın dırdırından kurtulamam ki bütün gün ya.
Nasıl yapalım? Ne yapsak ki şimdi acaba? Yani seni tek... Yani sen tek isen bu sefer de aklım sende kalacak. Kalmasın lan. Ha? Kalmasın, ne olacak ya? Bir şey olmaz. 2 saatlik yol ben gider gelirim. Vallahi. Çok kolay. Gideceğim, otobüse bineceğim, döneceğim ya. Ne var? Akşama gelirim ben. Efendim Fidan abla. Meryem, kız. Sen bana haber etmeden niye düştün yollara? Ya yarenlik ederdim ben de sana kızım. Allah Allah. Hem daralıp duruyorum ben de buralarda. Abla apar topar geldim. Ablama laf dinletemiyorsun ki. Bir imza atıp döneceğim zaten. Öyle uzun boylu kalmayacağım. Hani imza atmayacaktın? Bana bak. Malı mülkü devretmeye kalkma sakın ha. Abla çekmiyor, kapatıyorum ben seni, duyamıyorum. Görüşürüz. Meryem. Ay kapat. Aşkım ne yaptın? Saçımı toplayınca hazırım. Sen geldin mi? Aşkım ya, sen taksiyle gelsen olur mu? Şimdi seni almaya kalkarsam tam çıkış trafiğine kilitleneceğiz bak, çok fena. Geç kalırız. Adama ayıp olmasın şimdi ha? Tamam Çınar. Yalnız bak geç kalma, tamam mı? Ya yok, senden önce varırım ben buradan. Şimdi adresi yolluyorum sana, olur mu? Çınar. Bak. Yemeğimizi yiyeceğiz, kahvemizi içeceğiz. O kadar. Sonra çıkacağız. Bana emri vaki yapma, olur mu? Tamam aşkım. Sözüm söz. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam Aykut abi. Onu dediğin gibi yapalım. Tabii öyle yapalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Oo Meryem Hanım. Nihayet teşrif ettiniz. Ya ablam zır zır arayıp başımın etini yiyor. Bir an önce imzayı atayım da düşünüyor kanlan. Kocan nerede? Hayret, karnın burnunda seni buralara yalnız mı yolladı? Tamam, tamam. Ben bırakırım seni, bin arabaya. Üzüyorsun beni. Bu bizim sırrımız olacak değil mi? İstemez yürüyeceğim ben. Ya kızım bu neyin inadı? Binsene şu arabaya. Sanki evde yüzüme bakmayacaksın. Orada da köşe bucak kaçacak mısın? Çık dışarı katil! Çık diyorum sana! Çık! Çık dışarı katil! Çık diyorum sana! Çık! Çık! Bana bak! Sus! Düş önüme! Rezil ettiğimizi bütün kasabaya! Gelmeyeceğim, hiçbir yere gelmiyorum! Çıkacak o katil dışarı! Çıkmazsa bu evi başına yıkacağım, çıkacağım! Dur! Kapat çeneni! Yürü dedim sana! Herkes duysun mu istiyorsun başımıza gelenleri? Duysunlar. Duysunlar. Sen bana inanmadın. Belki onlar inanır. Bu evde bir katil var. Bu kasabada bana. Sus! Allah'ını seversen sus! Korktun değil mi? Bana inanırlar diye.
diye korktun değil mi? Kızım, ben inansam ne olacak? Karakola gidip şikayet etsek ne olacak? İkiniz de yanarsınız. Beni ateşe atmak daha kolay geldi değil mi anne? Çünkü ben senin çirkin kızınım. Aptal kızınım. Ölsem daha iyi değil mi? Anne, ben senin bir kere bile başını okşamadığın kızınım. Benim için parça parça olmuş. Benim canım yanmış senin umurunda mı? Yapamıyorsun işte, yapamıyorsun. Yapamıyorsun anne, beni sevemiyorsun. Anne, niye beni sevmedin? Niye sevmedin anne, ben sana ne yaptım ki? Ne mi yaptım? Doğduğun günden beri ben bir rahat yüzü görmedim. Hep bela aldım. Hep başım önde gittim ben. Bir gün olsun, huzur vermedin sen bana. Hayır anne, yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Sen beni doğmadan önce de sevmedin. Sevmedin anne. İstemedin. İtiraf et. Keşke bana yapılanı yapsalardı sana da. Keşke beni senin içinden içine parça parça ede ede çıkarsalardı da ölüp geberip gitseydim. Yeter! Bundan sonra istediğini yap. Daha fazla canımı acıtamazsın. Ya neredesin sen? Nereye kayboldun? Geliyorum şimdi. Hoş geldin. Çınar, yok mu? Gelmedim, burada buluşacaktık. Yok. Gel. Ne yapacaksın Defne? Gelene kadar kapıda mı bekleyeceksin? Gel. Yemekten önce bir şey ikram edeyim. Çay, kahve ya da başka bir şey. Sağ ol, istemem. Ver. Sen kafayı mı yedin ya? Bu resimler burada dururken sen Çınar'ı eve mi çağıracaksın? Ha?
İndir şunları. Yok yok. Ne? İndireceksin beni. Dur. Ne yapıyorsun? Dur. Yok öyle. Ben senin gibi geçmişimi fırlatıp atmayacağım. Senin planın ne ya? Ha? Ha, Çınar buraya gelecek, bunları görecek, beni terk edecek, öyle mi? Sonra? Ben ağlaya ağlaya sana geleceğim. Ben kocamı seviyorum Sadun. Bizim ilişkimiz seninle bitti. Sen ben ne yaşadım biliyor musun? Sen çekip gittiğinde ben ne hissettim biliyor musun? Haksızlıktı Defne. İşte bunlar gibi haksızlıktı. Anladım ben. Anladım. Özür dilerim. Senden çok özür dilerim. Oldu mu? Ha? Bitti mi? Kapandı mı bu mevzu? Hiçbir bok anlamadın sen. Hiçbir şey anlamadım gerçekten. Ha, bunu anlatmanın yolu bu saçma yemeği düzenleyip bu resimleri göstermek de öyle mi? Sen onları çizerken bana aşıktın. Duygular değişir. Acılar insanı değiştirir. Benimkini değiştirmedi. Sana yalvarıyorum. Lütfen. Lütfen. Ben kendime yeni bir hayat kurdum. Bunu yaşamama müsaade et. Lütfen. Beni biraz sevdiysen... Çınar'a geçmişte yaşadığım acıları anlatma. Geçmişimizi bilmesine izin verme.